Sen mesela diğer piyasalara da bakıyorsun. Altına, gümüşe çok hakimsin. Stok tarafına. BIST'te işlem yapıyor musun? BIST'te işlem yapıyorum. Yani yaz başından beri zaten Borsa İstanbul'da ciddi yükselişler, ralliler vesaire beklentilerim vardı. Aralık itibariyle de bir FOMO oluştuğunu gördüğüm için Borsa İstanbul'da kar alınmasını sürekli söylüyorum. Aralık itibariyle hala da Borsa İstanbul tarafında negatifim. Yani bunu hem YouTube'da defalarca konuştuk. Orada da tepeden verecekler dedim. Kurbağa deneyi aynısını orada da yapacaklar dedim. Aynısı Borsa İstanbul'da da oldu ve devam etmesini de bekliyorum. Yani bu trendin şu anda Düşünmüyorum. bitti diyebileceğimiz bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Yani yapılan türlü teşviklere rağmen Borsa İstanbul'da tamamlanmamış bir düşüş trendi olduğunu düşünüyorum. Yani ben yeniden bir giriş yapmak, yeniden bir değerlendirme yapmak için o trendin tamamlanmasını bekliyorum. Geçtiğimiz yayınlarda çizmiştik. İzleyiciler hatırlar. BIST'te şöyle bir iki senaryo görüyorum demiştim ben. İlk şuraya geldi. Şuraya geldiği seviyede. Bak burada bir düşüş trendi artık. Şimdi bak burada yükseliyordu. Burada artık düşen bir yapı oluşmaya başladı. Şimdi şu seviyeler benim için kaç git fırsatı. Yani şu trendlere gelişi falan. Öte yandan da tabii şuradaki yapı bozuldu Evet. ama 3800 seviyeleri mesela. Ben BIST'i takip etmiyorum. İşlem yapmıyorum. Ama BIST'i takip etmeye başladığım zaman ne zaman biliyor musun? Abi kimi görsem BIST'te bir şey var yani. Hani toplama çıkarma bilmeyen arkadaşlarım bana hisseleriyle hava atmaya başladılar. Şöyle söyleyeyim. Yani benim etrafımda da var yatırım yapanlar borsada. Yani örnek de vereyim. Sasa hissesini elinde tutuyor tanıdığım. 180 lira seviyesinde. Ya diyorum ki sat. Sat diyorum ya. Nasıl bir verim bekliyorsun sen bundan? İkiye katlamış sat. E düştü düştü düştü. E sonra ne yapalım? Ya sat diyorum. Tekrar söylüyorum sat. Yani ben söylüyorum ya sana bunu. Sellcoin olarak ben sana söylüyorum. Dinlemiyor değil mi? Sat. Gidiyor inadına kendi bildiğini yapıyor. Dinlemedi evet. 180 liradan 100 liraya düştü Sasa. Tabii ki herkes kendi görüşüne, kendi fikrine sarılıyor. Yani düne kadar kripto para piyasasının da yükselişi çok net, çok bariz değildi. Benim için çok barizdi. Twitter'da, YouTube'un dışında ya konuk olduğum yerlerde de açık açık bu fikrimden bahsettim. Bir mazeret üretilecek. Biz yükselişi yaşayacağız ve sonrasında ne mazeret olduğunu herkes önümüze koyacak. Yükseliş trendi Evet. gelecek. Ben o yükseliş trendini bekliyorum. Şimdi artık mazeret bulma zamanı. En azından yolun yarısını geçtik. Çok tatmin edici bir yükseliş de yaşamadık gibi geliyor bana. Ya gün sonunda benim için beni mutlu eden şey cebe giren paradır. 5'e Evet. katlamışsın, 10'a katlamışsın, 50'ye Evet. katlamışsın hikaye. Cebine ne kadar para girdi o önemli. Realize edilmiş kar. Yani mesela Borsa İstanbul'da yaz başından beri pozisyon aldım. İşte Aralık itibariyle pozisyonlarımı kapattım. Bu benim için realize edilmiş bir kardır. Kardayım ben Borsa İstanbul'da. Ama kripto para piyasasında karda değilim henüz. Neden? Çünkü realize etmedim. Hala duruyor. Trend üstünde tutunuyor Bitcoin. Bu bölgede benim için 24.700 önemliydi. 24.727, 24.727 üstünde tutunuyor. 4 saatlik kapanışlar da geldi. Yani 34 binlere kadar giden bir trend mümkün diye düşünüyorum. Önünde bir Evet. 28 binler var, 28 bin 200'ler var. Bu trend bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Zaten globalde beklediğim bir senaryo var zaten. Bu senaryoyu baz alıyorum aslında ben. Tüm piyasaları değerlendirirken bu senaryoya göre değerlendiriyorum. O yüzden pozisyonlarımı taşımaya devam ediyorum.